Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu 7 ileri DSG dedikleri kavrama. Bunun şimdi şeyini kavramasını değişeceğiz. Yeni kavramamız burada. Şimdi nasıl sökülür, nasıl takılırdan ziyade ben size bunun ölçümü, ayarları nasıl olur onu anlatacağım. Kısaca herkesin anlayabileceği şekilde. Aslında bunun ölçümü nasıl ölçüldüğü İnternette var. Yani çok gizli saklı bir şey değil. İnsanlar kimseye göstermiyor. Aman bir tek onlar biliyormuş gibi. Ama internette var bunlar. Baktığınız zaman görürsünüz. Yani kimse bunu kendisi bulmuş değil. Ölçüleri zaten internette var. Yani biz yeni şeyleri taktık. Çatalları buraya. Bir tane böyle mastarımız var. Kumpas lazım. Bu yeni kullanacağımız sekmanı takıyoruz yerine. Ama bilyalara hiçbir şey takmadan bu aleti kullanırsanız nasıl bir yol izleyeceksiniz onu anlatacağız size. Ama bu LUK'in malzemeleri var, onu direkt koyuyorsun. O varsa bunlara gerek yok. Eğer bunu kullanıyorsanız böyle bir tane mastarınız olacak. Düz şekilde koyuyorsunuz. Ondan sonra da buraya yeni sekmanı, eski çıkardığınızı değil de kullanacağınız sekmanı yerine koyuyorsunuz. Bu mastardan dijital kumpasına şu üstüne bu sekmanın arasındaki mesafeyi ölçüyorsunuz. Ben bunu ölçtüm. 2.6 burayla bura 2.6 her tarafından ölçtüm, topladım, böldüm, ortalaması 2.6. bunu bir yere yazıyorsunuz 2.6'yı. ondan sonra bu sekmanı çıkarıp bunu koyuyorsunuz. Ama bu 2.6'yı unutmayın, çünkü hem K1'i hem K2'yi ayarlarken size lazım olacak. Şimdi sekmanı çıkarıp onu koyayım. Bu aleti koyduğunuz zaman da yine mastarı buraya koyuyorsunuz. Ve dijital kumpasına yine bu üst burayla bu aletin arasındaki mesafeyi ölçüyorsunuz. O da 2.49. Bizimki öyle çıktı. Tabii bu K1, yani büyük bilyayı, büyük kavramayı ölçüyorsunuz. Büyük kavrama K1. 1, 3, 5, 7 kontrol eder. K2 de 2, 4, 6 geri vitesi kontrol eder. Bunun arızasını da söyleyeyim. Arızası sabahları ya da soğukken 1, 3, 5, 7 yoktu. 10 dakika sonra arabayı çalıştırıp istop ettiğiniz zaman normale dönüyordu. Yani K1'de problem vardı bu kavramada. Şimdi K1'i ölçerken ölçtük. Buradan buranın arası 2.49. Şimdi ne yapıyoruz? 2.49'dan, yani şuranın ölçüsünü 2.49'dan 2.6'yı, yani sekmanın ölçüsünü çıkarıyoruz. Çıkarttığınız zaman hold dediğimiz o. 2.49 eksi 2.6 eşittir eksi 0.11 çıkıyor. Ondan sonra buna bu aletin buradan buradaki, yani şu aradaki mesafesini ekliyorsunuz. Bunu ölç. Ben ölçtüm. Bizimki 52 milimetre. Artı 52 yapıyorsunuz. Eşittir 51.89. Birinci kavramayı ölçerken bir de sabit rakamımız var. Bütün bu 7 ileri kavramalarda o sabit, hiç değişmiyor. 50.08. Bu 51.89'dan 50.08'i çıkarıyoruz. Eksi 50.08 eşittir 1.80. Yani bizim birinci kavramaya kullanacağımız pul kalınlığı 1.80. Tabii bir de kavramanın üzerinde toleranslar var.
Birazdan onu da göstereceğim. Onu eklememiz mi lazım, çıkartmamız mı lazım? Yoksa böyle mi bırakmamız lazım? Şimdi birinci kavrama bu. Şimdi ikiye geçeceğiz. Evet. K2'nin ki de yani ufak bilyanınki, ufak kavramanınkinde burayla buranın arası 2.3. Burayla buranın arası 2.3. Yine ne yapıyoruz? 2.3'ü 2.6'dan çıkarıyoruz. 2.3 eksi 2.6 eşittir. Eksi 0.3. Bu aletimizin burayla bu arasındaki mesafede yaklaşık 36 milimetre. Tekrar yapalım. 2.3 eksi 2.6. Ondan sonra aletin bu mesafesini ekliyoruz. Bu sefer de yine aynı. Artı 36. Eşittir 35.7. Şimdi K2'de de sabit rakamımız arkadaşlar 34.35. Her zaman K2'de 34.35, K1'de 50.08. Yani 35.7'den eksi 34.35'i çıkarıyoruz. Eşittir 1.35. Yani 1.40. İkinci kavramaya da yani küçük K2'ye de 1.40 pul takacağız. Ama şimdi bu pulları bulduktan sonra ondan sonra kavramın üzerinde toleranslar oluyor. Onu size göstereyim. Mesela bizimki burada K1'in 0, K2'ninki de 0. Yani hiçbir şey ekleyip ya da çıkarmayacağız. Bulduğumuz pulu aynı şekilde takacağız. Eğer ki eski şeyi kullanıyorsanız arkadaşlar, yani diyelim ki şanzımanla bir problem var, kavramayı değişmediniz, eski kavramayı takacaksınız. Ölçünüzde artı ne çıktıysa, mesela diyelim ki artı 20 çıktı burada. Bulduğunuz pulun üzerine artı 20'yi değil de artı 40 ekleyeceksiniz. Eski kavramayı kullanıyorsanız. Ya da diyelim ki eksi 20 çıktıysa eksi 1. Yani aynısını değil, iki kat şeyi yüksekliği iki kat arttırıyorsunuz. Düşmesi gerekiyorsa yarısını düşürüyorsunuz. Bunu unutmayalım. Eğer çıkardığımız kavramayı takıyorsak. Ölçümü bu. Yani burayla buranın arası pulun çıkan pulun bu sekmanıyla bu aletin ölçtüğümüz mesafeyi çıkarıyoruz. Aletin ekliyoruz yüksekliğini. Ondan sonra da sabit rakamımız büyük kavrama için 50.08, küçük kavrama için 34.35. Bunu unutmayalım. Yani bu kadar basit. Yani basitçe anlatacak olursak bu. İsterseniz bir daha anlatayım. Aletin yüksekliğini puldan çıkarıyoruz. Ölçtüğümüz aletin kalınlığını ekliyoruz. Sabit rakamımız K1'de 50.08, K2'de 34.35. Onları da çıkarıyoruz. Ondan sonra çıkan sonuca göre eğer ki kavramamızın üzerinde ekleme ya da çıkarma varsa onu da ekleyip çıkarıyoruz. Eğer ki eski balatayı kullanıyorsak, eski kavramayı, diyelim ki eksi 1 ise, yani artı 1 ise, yani 10 ekleyeceğinize 20, çıkarırken de yarısını, 20 ise 10. Kabaca bu arkadaşlar.